Hocam bu kendini bırakma hali çocuğun ihtiyaç hisset yani çocuğun ihtiyacında doğasında var olan bu kendini bırakma hali olmadığı zaman çocuk o zaman mı kendini öneriyor ve davranış biçimleri gelişiyor? Yani çünkü bir emniyet aynı bırakma hali ve bunu dayandıramıyor, havada kalıyor yani çocuk. Emniyetli bir yer. Orada kendine yöneldiği işte davranış bozuklukları olarak baktığımız çok küçük yani 6 aylık ama küçülme davranışına giriyor. Ya da tırnağını yiyor ya da işte diğer davranışlar. Yani kendine hep yönelen bir davranış oluyor aslında. Güvende hissetmiyor. Yani bırakma, ruhsal olarak kendini bırakmayı öğrenmek aslında güven duygusunun bir sonucu. Yani kendisini bir anne kucağında emniyetli hissettiğinde ruhu bırakabiliyor, duyguyu bırakabiliyor ve bu bırakmışlık hali bize aslında neyi beraberinde getiriyor? Ruhsal özgürlüğü beraberinde getiriyor. Çocuk böylelikle aslında ruhsal özgürlüğü yakalamayı beraberinde getiriyor. Ve çok doğru bir cümle. Bu ihtiyacı giderilmemişse ve bu dinmek bilmez bir ihtiyaç. Hani ben tamam kendimi bıraktım, bırakmayı öğrendim, artık giderdim bu ihtiyacımı. Allah öyle yaratmış ki bu ihtiyaç dinmiyor. Yani 3 yıl giderdim, sonra artık kendimi tutmaya başladım. Hayır. O sürekli bırakmışlık. Hani aslında yine bir küçük bir parantez açayım. Enteresan bir kavram var aslında. Bizim kendi kültürümüz içerisinde, kendi literatürümüz, belki de inanç kavramları içerisinde geçen o teslimiyet hali var ya, aslında hani tasavvufta teslim olma diye geçen ama bence doğru kullanılmadığını düşünüyorum orada. Hani bir insana teslim olmaktan bahsetmiyor, zihni teslim etmekten bahsetmiyor. Yani duygunun kendisini bırakmış olmakla hissedilen aslında o ruhsal hal bizim kendi kültürel kavramımız içerisinde, tasavvuf kavramları içerisinde teslimiyet olarak geçiyor. Hep Teslim ol düşünceyi diye. teslim ediyoruz hocam Hı? biz. Hep düşünceyi teslim ediyoruz. Düşünceyi teslim ediyoruz, onun gibi düşünmeye çalışıyoruz, teslim olduğumuz kişi gibi düşünmeye çalışıyoruz. O, hayır, o değil. Ruhsal olarak kendisini teslim olmuş, öyle bırakmış. Hatta bunun bir şeyi de var. Mevta'nın, gassalın önünde Mevta'nın kendisini bıraktığı gibi bırakmak diye bahsediliyor aslında. Gassal, ölüyü yıkayıcı kişiye gassal deniliyor. Hoca hani gidiyor ölüyü yıkıyor ya, Mevta dediği de ölü. Gassalın önünde, ölü yıkayıcının önünde, ölünün kendisini bıraktığı gibi bırakmış olma halini yaşarken gerçekleştirmeye başladığımızda ruhsal özgürlüğümüzü hissediyoruz. Ancak bu davranışın ilk aşamaları işte annenin kucağında kendisini bir gassalın önünde bırakmış Mevta gibi bırakmaya başlıyorsa çocuk, bir yaşam boyunca aslında gençliğinde de evlendiğinde de o ruhsal bırakmışlığı, ruhsal özgürlüğü hissedecek. Ancak ruhu tanımıyorsa onun, yani kusura bakma, koşarken cama çarpacaksın yani. Cama çarpacaksın. O yüzden hangi şeyi tavsiye etmeye çalışıyoruz, anne babalarla neyi? Onar kendini. Yani bırakmayı öğren. Bırak ve Rahatla kitabında geçtiği gibi. Kendini bırakmayı öğren. Hani programın başında şeyi söyledik ya Serpil Hocam, yaşamda neyi doğru yapmışsın diye bana soracak olmuş olsan mesela, ben dedim ki çocuğu tanımaya çalışmış olmakla aslında doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum diye. Ne oldu ki çocuğu tanımış olmakla diye soracak olmuş olsam, kendi çocukluğumu tanımaya başladım. Bağlanma problemimi tanımaya başladım. Bağlanma problemimin yaşamımda ne anlam ifade ettiğini, bugünkü hangi davranışlarımı değiştirdiğini fark ettim. Peki ne olacak şimdi? Sonra da kendimi onarmaya çalışmak. Kendimi onarmaya çalışmak. Ben programlarda falan söylüyorum. Ben yıllardır kendimi onarmaya çalışıyorum. 10 senedir onarmaya çalışıyorum. 20 senedir onarmaya çalışıyorum dediğim şey hani bir sıradan bir cümle değil. Hı.
ta çocukluk dönemindeki o hali onarmaya çalışa çalışa aslında ilerlemeye çalışıyoruz. Sıradan günler değil aslında çocukluk yılları. Ve bugünkü öfkemiz de sıradan bir şey değil. Kızdırdı beni, onun için sinirlendim. Ya ben normalde sinirli adam değilim, öfkeli adam değilim. Ama beni patlatıyorlar, sinirlendiriyorlar. Hı-hı, anlıyorum seni. Ben aslında kaygılı birisi değilim ama şunların halleri beni kaygılandırıyor. Hı-hı, anlıyorum seni. Bırakmayı öğrenmek. Ruhumuzu, duygularımızı bırakmayı öğrenmek. Çocuklukta elde edilen bir yetenek ve bütün bir yaşamımız boyunca aslında dinmek bilmez bir ihtiyaç halinde kendimizde hissettiğimiz bir ihtiyaç aslında, duygusal ihtiyacımız, bir duygusal ihtiyacımız. Ve çocuk bu ihtiyacı gidermedikçe, yani ruhsal olarak kendini bırakmayı gerçekleştiremediği süre içerisinde neyi görüyoruz? Öfkeli görüyoruz çocuğu. Kaygılı görüyoruz çocuğu. Öfke sıradan bir davranış değil, giderilmemiş bir ihtiyacın dışa vurumu. Kaygı sıradan bir davranış değil, sıradan bir duygu değil, giderilmemiş bir ihtiyacın dışa vurumu. O yüzden kendimizi, yani eğer onarmak istiyorsak, çocukluk yıllarımızı onarmak istiyorsak, çocukla, insanla, doğayla, hayvanla, kendimizle olan ilişkimizi sağlıklı hale getirmek istiyorsak, yapacağımız en önemli şey, çocukluğumuzu onarırken yapacağımız en önemli şey, kendimizi ruhsal olarak bırakmayı öğrenmek. Kaygıya rağmen bırakmayı öğrenmek. Dirençlerimize rağmen bırakmayı öğrenmek. Bir kuş gibi özgürce gökyüzünde sanki uçabilecek derecede kendimizi bırakmayı öğrenmek. Bunun yol ve yöntemleri var. Bu böyle çok da hümanistçe söylenmiş. Evet, aslında güzel olur, hayat var, güzel. Hayır, bu bir ihtiyacımız, bizim ihtiyacımız. Evet, ihtiyacımız sevgili hocam.